Selamlar dostlar. Bugün sizlerle yeni DLC ile beraber gelen ve update olan DLC Death or Dishonored'da gelen Balkan o büyük güncelleme ile birazcık zayıf kalan Yugoslavya'ya felaket derecede büyük bir option tanında ve SVR gerçekten de çok güçlü. Yani benim gözümde Bulgaristan DLC'nin en sağlam ülkesi. En hızlı toparlayıp en hızlı genişleyen ülkesi. Lakin SVR yolu da inanılmaz saçma. Hemen gösterelim. Komünizm yolundan gideceğiz. Diğer yolları da göstereyim ben. Gösteririm yani, anlatırım buradayken. Çünkü etrafa komünizm atacağız. Autofocus açık, hileler açık. Önce kendinize artı 20 komünizm atıyorsunuz. Ve çok güzel bir Custom Factories buff'ı alıyorsunuz, yardım. Recruitable Population. Evet. Şu an benim buna geçmem için %40 oranında Komünist Parti'nin başta olması lazım. Onu biraz bekleyeceğiz. Ne kadar hızlı dönüştüğünü görün diye söylüyorum o yüzden. Bir de nerede o? Komünist bir Advisor alırsanız çok daha hızlı dönüşeceksiniz. Nasıl puan yettireceğim falan diye aklınız olabilir. Yetiyor abi. Yetiyor. Bir şekilde yetiyor. Merak etmeyin. Öylesine fabrika basıyorum. Bak. Stalin keyifli. Ama çok keyifli kalamayacak. Çünkü biz Stalin'in yolundan ayrılacağız. Adam mutluydu. Niye Balkanlarda komünizm yükseliyor diye. Değil abicim. Ki öyle bir yolumuz var ki. Canavar. Çok güzel buffları var zaten. Yugoslavya'nın kendi buffları. Alabilirsiniz. Resource loot'u da var. Bakabilirsiniz. Yani güzeldir. Tabi bunlara gitmek için içinizdeki ayrılıkçıları temizlemeniz gerekiyor. Ve şu buff, gördüğünüz şu bozuk buff, içinizdeki bütün isyancıları temizliyor. Komünizm artışına iyi bakın. Günlük ne kadar arttığını. 0.15. Bu kendinize yaptığınız kıyak. Bir de bunun diğerlerine yaptığınız versiyonu var. Diğerlerine yaptığınız çok daha korkunç. SVR Yugoslavya gerçekten etrafına tamamen yargı dağıtan bir canavara, bir makineye dönüşmüş. Nedenine geleceğim. Diğer fokuslardan bahsedelim. İlk başta bildiğimiz faşist yolu ve Alliance yolu. Baya baya Alliance yolu. Lakin buradan yine taraf seçiyorsun. Yani demokrat mı, otoriter mi kalacağım ben diye. Şöyle faşist yolda gittiğiniz vakit ilk başta Bosna'daki, pardon, Hırvatlarla alakalı bir durum var. Ya abi bunları bırakacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Yani bir şekilde ya ezeceksin political puan verip ya da yine ayrılıkçılarla savaşma durumu var. Ustasa uprising'i yani bir tarafa silah verip diğer tarafa kırdırıyorsunuz. Slovenya'yı gönderebilirsiniz İtalya'ya. Evet, vermeniz var. Ya da Slovenya'daki partileri banlayabilirsiniz. Böyle eventler de alıyorsunuz. Çok iyi değil mi? Ondan sonra Makedonlarla alakalı bir event var. Ya Makedonlara teslim oluyorsunuz ve oradaki koru bırakıyorsunuz. Ya da Makedonları da eziyorsunuz. Anti-German military'i kaldırabiliyorsunuz faşist olmak için. Ve direkt faşist bir parti başa geliyor. İtalyan claim'lerini veriyorsunuz tamamen. Yani oradaki claim'lerinizi veriyorsunuz. Zara ve Istra'daki. Korunuz bu arada. Ve Zara for Alliance seçeneği var. Hani Zara'yı size veriyor. Siz de giriyorsunuz faction'a. Ve Claim Makedonya gibi seçenekleriniz var. Tekrardan kor oluyor vesaire vesaire. Greater Yugoslavia. Ve Recruitable Population. Bu yol ise tamamen ülkeyi böl ve şeye teslim et yolu. Ne derler ona? Alman'a tilt yol. Abi bütün ülkeleri içinizden salabiliyorsunuz. Ve açıklama videosunda olduğu gibi içinizden saldığınız ülkeler sizle beraber iki kat daha güçlü direniyor. Yani Alman'a gerçekten yıpratma savaşı. Ön cephede ufak papatı tutuyorsun. Devam ediyorsun, şurada tutuyorsun. Şurada tutuyorsun. Devam, 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 devam. Yani alana kadar seni o dağlarda kırılıyor. Aksis.
Yani senden daha iyi asker basacakları ve daha iyi fokuslara gidip, kendileri fokuslara gidip daha iyi silahlanacağı için. Yani ben Almana tiltim, multideyim ve yaşatmak istemiyorum diyorsanız alabilirsiniz. Böyle komünizm mementleri almanız çok normal. Gördüğünüz gibi %46'ya geldi. Bu geldiği zaman direkt Komünist Parti başa geçecek ve %20 Nalalık nüfus gidecek. Ve yine komünizm support alacaksınız. Construction Speed de alıyorsunuz işin garibi. Ama 38'e kadar. 2 yıl. Tito başa geçiyor. Tito başa geçtikten sonra ise optionınız var. Join the Comintern ya da devam edip Sovyetlerle araştırma pekliğine girersin. Ya da diyorsunuz ki bana ne senin komünizminden, ben kendi komünizmimi oluştururum diyorsunuz. O da tamam diyor. Burada bir optionınız var. Dediğim gibi şuradaki Hırvat ve diğer ayrılıkçıları bir fokusa siliyorsunuz. Bu çok OP bir şey. Bakın bunlar bufflarımız. Şimdi Sırplardan bir buff yedik. Slovenya'dan bir buff yedik. Makedon'dan bir buff yedik ve Hırvatlardan bir buff yedik. Bu gördüğünüz şey Sloven, Makedon ve Hırvatları siliyor. Devam. Alışabilirsiniz bunları. Bu çok önemli. Artık siz ya nasıl diyeyim, halkı örgütlüyorsunuz. Devrimci bir hükümete dönüşüyorsunuz. Pan-Slavic Workers diye bir kongreniz oluyor. Şu an ben bunları invite edemiyorum. Neden? Çünkü partisi komünist. Çünkü partisi komünist. Ben burada mesela şu an Bulgaristan'ın içerisinde bir şey var. Arnavutluk'la uğraşmayabilirim. Çünkü her türlü elimden alıyor. Bak, birine tek tıklayabiliyorsun. Öyle bir anda öyle hepsine yok. Tıkladığım anda buna 70 günde benden 0,05 political puan götürecek şekilde artı 20 komünizm atıyor. Bunu bir defa yapıyorsun, bekle. Bunu bir defa yapıyorsun. Ondan sonrası klasik şey, dur. Invite edeceksin. İlk üçünü bunlarla kuracaksın. Ondan sonra darbeci hükümet başlayacak. Bu arada çok iyi şeyleri var. Tank teknolojilerinin iyi buff var. Peki neden bu kadar OP? Hemen geleceğim. Hemen geleceğim. Göreceksiniz neden OP olduğunu. Kito çok güçlü bir lider. Çok güçlü. Verdiği özellikler bakımından değil, tarihsel olarak değil. Almanlara gerçekten kök söktürmüştü. Kendi fokusundan dolayı güzel güzel yapabilirsiniz, alabilirsiniz hani Factory State, Infrastructure alabilirsin abi. Bunlar tamamen oyuncunun tercihine bağlı. İkisinden birine gidebilirsin. Fabrikalar iyi. Construction Speed iyi. Artı bir Resource Slot iyi. Military Factory iyi. Sivil iyi. Asker şeyde havada ise yine dışarıdan uçak satın alırken çok ucuza satın alıyorsunuz. Lisans kiralama bedelleri uygun. Çok uygun. Ya da bana ne sizin işinizden deyip kendi uçağınızı basabiliyorsunuz. Bakın bu çok önemli. Gördüğünüz gibi fighter modeller inanılmaz buff veriyor. %300 bir buff ve 2 yıl erkenden. Çok rahat fighter'ı erkenden açıyor. Sonra bir de heavy fighter ve tactical bomber modellere buff veriyor. Infantry Weapon'lara buff var. Şimdi şöyle kendi ordumuzu sileceğim. Uzun bir süreç bu. Bulgaristan'daki halkı silahlandırabilirim. Bakın. Şu an ben Bulgaristan'a zaten bayağı bir komünizm buffladım. Bak, bu sürekli bunda artık çoğalarak artacak. Bir de ben diyorum ki buradaki halka bir daha ayaklanın. Bir de diyorum ki ben buradaki halkı biraz silahlandırayım. Kendimden ekipman gidecek ve buna komünizm bufflayacak 180 gün boyunca. Bakalım Bulgaristan kaç? 20 buradan, 20 buradan, 20 buradan. Artı 60 alıyor. Gördünüz mü? İşte bu korkunç olan tarafıydı. Daha korkunç günler gelecek. Adamın fokusuna ne dersin? Ve stabilitesi az olduğu için direkt iç savaş yer. Direkt iç savaş yer. Multi de olduğunu düşün. Ha, bir de şöyle bir olay var. Üzerinde burada senin şu an isyan başlatacaksın. Bunun için %20 şartın var.
hani isyanın başlaması için. İçindeki Komünist Parti ne kadar güçlü ise belirli oranlarda çıkma olasılığı var. Mesela şu an güçlü çıkma olasılığı var. Mesela şu an medium diyor, yani orta seviye bir isyan bekleniyor diyor. İlk başta weak oluyor, zayıf. Ondan sonra medium, ondan sonra güçlü ve sonra çok güçlü var. Mesela şu an ben komünizmi biraz daha buff'layıp bakın. Bu aradaki değer değişecek. Mesela şu an medium diyor. Bir anda yapabilirim. Ha, bu iş savaşın kazanıp kazanmayacağını bilemem ama. Bekle. Artıyor zaten abi. Artıyor artıyor. Gitgide artıyor. Adam uçuyor yani. Genelde %50'yi geçtikten sonra çok güçlü diyor. Çünkü baştaki partinin yanı sıra diğer partiler de var. Ve baştaki partinin en ılgın. Şu an mesela benim komünist isyancım daha başarılı olabilir. Ama ben birazcık daha bekliyorum. %51'i. En azından şunların bitmesini bekliyorum. Çok güçlü. Baya baya hani Napolyon savaşlarındaki gibi. Direkt hükümeti deviriyorsun. Bekleyin. Biraz zaman verin ona. Her ülkeye sadece bunu yapmanız yeterli. Bekleyin. Komünizm marşını görüyor musunuz? Uçuyor. Uçuyor herif. Uçuyor. Şu an çıkartırsam yine ortalama bir şey çıkacak. Bir kere daha bastım. Keyfe kadar. Çok ucuz çünkü. Niye basmayayım ki? Bak, Nanelig'in partiyi bufflamasına rağmen. Görüyor musun? Bak, o bufflıyor. Ben diyorum ki bufflama. O bufflıyor. Ben diyorum ki bufflama. Yok yok, sen komünist olacaksın diyorum. Ve inatla o düşürmeye çalışıyor. Nanelig'in partiyi başa getirmeye çalışıyor. Ben ya bu iş savaşı başlatacağım. Bulgaristan'ın özel bir durumu olduğu için. Ya da birazcık bekleyeceğim. Mesela şu an Boris bizden daha güçlü. Volunteer de atabilirim buna. Zaten Sovyet kesin volunteer atacaktır. Atabilirse. Şu an kendi Bulgaristan özelliğinden dolayı bu kadar güçlü. Ama dayanamıyor. Bak, 20, 20, 20. 60 buff diyorum. O anlık olarak düşürüyor. Ama dayanamaz. Gücümüz karşısında. Ya, o Boris ile alakalı bir buff. Gittiği fokuslarla alakalı, bak. Direkt otoritere çeviriyor çünkü bunu. Çok az düşüyor fark ettiyseniz. Diğer partileri yedik o arada. Ya, direkt gösterebilirim de. Biraz daha devam ederim. Yani hileyle yaptığım için biraz böyle erken oluyor. Hani o da diyor ne oluyor diyor. Bir anda niye biri beni komünist buff diyor. Lakin otoriter fokuslarını tamamladığı vakit bildiğiniz gibi Nanelligant'ta bayağı uçuyor. Ve siz bir anda dönüştürmeye başladığınız için daha hızlı dönüşüyor sizin için. Yakında burası rengarenk olmaya başlayacak. Ama belirli bir oranda geçerse basabilirim yani, çok uzamaması için. Ya, %50'nin sonrası sizin için çok iyi. Bak mesela adam bu fokusa gidiyor. Nanelligant bastı değil mi? Gördün abi, fokusunu takip ettin. Bitti mi abi senin işin? Tamam, başlat. Görüyor musun? Bak. Kaça kaç çıktı görelim. Ya, şu an iki tarafta kazanabilir diyor. 2'ye 16, 1'e 5. Allah kolaylık versin kardeşim. Bunun işin bitti, buna bakma. Hemen Bulgari Arnavutlu'yu da hemen bir ayaklandıralım. Arnavutluk da direkt çıkar gitsin. Direkt direkt. Çok şey yapma. Çünkü Arnavutluk hiç askeri yok. Bir tane asker de her türlü senin tarafına gidiyor. Çok nadir gördüm ikinci tarafa gittiğini. Bakın. Hemen özgürleştirildi. Böyle. Bu kadar. Şu an bizim faction'ımızda değil. Şu an hiçbir faction'da değil. Bekleyin, daha dur. Daha dur. Sizin büyük hayalleriniz var. Devrimci hükümetsiniz siz. Keyifli ya. Bekle abi. Komünistsin ayrıca. Var ekonomiye geç. Ora git asker bas. Ne der, ne bileyim efendim. Git silah bas. Darbe yapacaksın zaten sağ sola. Bas abicim. Bas. Ne varsa al dışarıdan bas. Alman sana saldıramayacak zaten. Devam. Orada fokus mu gidersin? Invite mi atarsın? Evet. Şöyle bir şey var. SVR'ın özelliği. Gönderiyorsun abicim. Komral, hoş geldin diyorsun. Bir anda faction'ın da büyüye. Bak sen. Bak sen. Şu an bakın burada mesela weak yazıyor. Zayıf. Neden? Diyor ki basma o tuşa. Bu herif daha hazır değil diyor. Hazır değil. Az bir şey sabret diyor ya. Zaten artı 60 buff'luyorsun. Bak, hele hele otoriter birisine bunu buff'ladığın vakit 30-30 artıyor.
Günlük. İnanılmaz korkunç bir rakam. Komünizm savar, komünizm sapat, komünizm sapat. Ülke yerinden alırım, haberin olmaz Arnavut. Ki alıyorum da. Buradaki bir ilk sayısı yazısı yakın dönemde değişecek. Ha, zannetmeyin Alman'a şey yapıyorsunuz, neler ona. Macaristan'a falan bırakıyorsunuz. Hayır. Hatta eğer hızlı komünist olabilirseniz, kardeşim senin bir Anschluss vardı ya, artık yok diyebilirsin. Ayrıca bir option. Ama güzel şey yapılması lazım yani. Uğraşman lazım. Hani denk geliyor mu? Yetiyor mu? Yetmiyor mu? Bu kadar hızlı komüniste dönebiliyor musun? Dönersen hemen yapabiliyor musun? Bak, o mekanikleri sizi bağlar. Onu da söyleyeyim. Hani yetiştirebilen yapsın. Denesin. Muhtemelen yetişiyordur Davosur. Yani çok bir fokus yok. 1, 2, 3, 4. Şeysin, komünistsin. At justification'ı, devam et abi, etrafa yaymaya. Mesela bak, hala daha weak. Biraz daha propaganda yap. Silahlandırma şeylerin o durumda. Yakın dönemde silahlandıracak mıyız? Bakalım. Ha, silahlandırdık zaten, doğru ya. Çok hızlı uçuyor. Özellikle otoriter ülkelerde ve Yunanistan'da. Türkiye'de. Türkiye'de inanılmaz hızlı buff'lıyorsunuz abi. Bir kez hala. Bekle, bekle. Acelemiz mi var? Hayır. Yugoslavya'nın burada şaka mı? Hakikaten koru var ya. Çok iyi. Hırvat'ın da var ama. Ve bakın, hiçbir ordu debuff'ım yok. Hani dedim ya, bozuk olan tarafı da o. Sıfır debuff. Oyna babam oyna. Oyna babam oyna. Hadi bakalım. Yakın dönemde %50'ye ulaştığı vakit tık diye vuracağım. Bak, şu an %41'e geldi ya. Bekle. Şu an 3 division var. İkisi ona gideceği için weak diyor. Öyle. Anlattık öyle. Yakında %51'e ulaşınca bana gelecek. Weak demeyecek. İstediğim zaman anlık olarak başlatabiliyorum. İşin güzel tarafı da o. Bekle abi, 2 defa yap, 3 defa yap, 4 defa yap, ama yap. Türkiye'de de savaş başlatabiliyor musun? Onu hatırlamıyorum. Bir bakacağız. Ben de sizinle hatırlamaya çalışacağım. İlk çıktığı zaman oynadım ama. Ve güçlüydü. Bir kere daha buff'la. Yetmedi ona. Bir kere daha buff'la. Political puanın yeter. Fokus gitmediğini düşün. Bir tane political advisor aldığın anda var mıydı? Yoktu gerçi. Yani yeter. Puanın yeter. Merak etme. Çok az bir puan yiyor. Hatta şu an ikincili bile basmaya gerek. Arnavutluk için gerek yok. Çünkü sen zaten bastın masa bildiğini. Ardi, ben ayrıca şu an keyfine 20 basıyorum. Sen basmayabilirsin. Yakın dönemde weak seçeneği kalkacak. 151'i bir görsek. Strong bile olabilir bir anda. Bu yine insaflı hali. Aynen. Nerede o? Ha, halkı tekrardan bir silahlandıralım. Bak, bir strong diyor. Gördün mü? Niye? Neden? %51 geliyor, bekle. Peki, %51 bekle. Direkt bütün ordusu bana geçsin. Ver baba. Gönder bunu da. Hadi güle güle. Gördün mü? Bekle. Aa, zannetmeyin ufak çıktı. Tek asker, bir tane asker vardı bu arada, benim hatam. Bir tane asker bunda vardı. Arnavut'un hiç askeri yoktu. Bak, alıyor da alıyor, alıyor da alıyor. Ne var gelmesin, hadi bakalım. Keyifli. Bundan sonra bir fokus daha gidiyorsun. Invade Albania ya. O da tamam diyor, geliyor. Balkanlara yayma seçeneğin geliyor. Bu yine önemli. Evet, Balkanlara koydun. Komünizmi. Bekle. Taraf seçiyorsun. İlk kimi aradan ayak şey aradan ayıklamak istiyorsun? Roman. Evet, iyi bir aday. Bulgar. Belki. Yunan daha iyi bir aday. Ama biz şu an için otoriter bir isim bakıyoruz kendimize böyle. Daha
dönüşecek. Mesela Yunan çok daha kısa sürede dönüşebilir. Hemen Yunan'a başlıyorsun. Direkt silahlandır halkı. Propagandan da yap. Bunun bir tık ötesi daha var. Sapıkçası daha var. Ajan gideceksin. Bak bu gerçekten çok sapıkça bir yol. Hani bunu yapmak için gerçekten birazcık şey yapman lazım. Hani benim sabrım yok yolu. Bir de ajandan bağlayacaksın komünist. Adam diyecek ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ülkede komünizm niye artışa geçti bir anda? Tamam. Bakın 100 günde bir ülkeyi rahatlıkla alabiliyorsunuz. Ve almanız gereken 6 ülke var. Totalde 2 yıla bütün ülkeleri alabilirsiniz. 6 yıl mı dedim ben? 2 yıla. 6 ülke. Hadi en taş çatlasın Focus yetiştiremedin 3 yıla. Yani 40 yılına kadar alırsınız. Ha, giderse Arnavutluk gider. Arnavutluğa bir şey demem. İtalya oraların sahibi. Alıyor vallahi. Nasıl alıyor ben de bilmiyorum. Komünist olmasına rağmen ama alıyor. İtalya bu bozukça. Ben niye defans ettim ya? İptal et. Propaganda. Ekstra bir sapıklık öğesi bu. Görüyor musun? %40. Şey %30 oldu. Şu an weak olarak yazıyor. Diğer partiler direkt çöküyor. Direkt çöküyor. Şu gördüğüm bak inanılmaz iyi. Ha, düşmanın stabilitesine de vuruyor. Bak bu çok daha önemli bir şey. Stability düşerse ne olur? Ülke daha hızlı. Hani daha hızlı böyle. Bir anda. Yavaş yavaş da değil. Bir anda dönüşmeye başlar. Bu da şöyle bir option'a yol açıyor. Propaganda Advisor'ı geldik. İyi. Bu da şöyle bir yola sevk ediyor size. Türkiye'de yapabiliriz. Şöyle bir yola sevk ediyor. Abi çok hızlı bir şekilde. Komanda. Çok hızlı bir şekilde yapıyorsun. Bir saniye. Çok hızlı bir şekilde dönüşüyor. Artı 20 artı 20. Bir de ajanlıkla da yaparsan eğer daha da hızlı yapıyorsun. Tabii önce bir yayılman lazım. Ben en son en geç olan ülke olan Türkiye'de yapacağım. Yavaş yavaş komünizmi. Biraz önce veri tabanını kurman lazım. Propaganda düşürme. Bak artmaz. Stability'sini düşünce kendisi referanduma gitme olasılığı çok yüksek. Mesela Türkiye'de belki de bu option hiç çıkmayacak. Belli de olmaz. Değil mi? İç savaş yaşatamayız belki Türkiye'ye. Belki Türkiye'nin kendisi seçmesi gerekiyordur. Gerçekten bayağı sapıkça bir yol. Devam edelim. Mesela kriptoloji. Git istersen abi. Kriptolojin de olsun. Ajanlı kasmayın bu arada. Gerçekten gerek yok. Sadece şu olay geldiği vakit sürekli vurun kafasına. Verin silahı halka. Halk sizin için gerekeni yapsın. Değil mi yani? Siz niye pis işleriniz için kendinizi kullanın ki? Niye kendi askerim benim telef olsun ki? Köylüler ayaklansın. Halk ayaklansın. Ve gitsin bitirsin. Dümdüz. Durduramayacak çünkü. Hala daha weak diyor. Ben aynı işlemi bir kere daha yaptığım vakit bitecek. Renkleri de çok güzel değil mi? Sizin renginize ne kadar uyumlu? Tekrar bir kere daha bufflayacağım. Hızlı bir şekilde. Zaten dediğim gibi çok az political puan yakıyor. Sürekli buffla. Multilerde yasaklı olması gerekiyor aslında. Yani ben komünist gideceksem hepiniz dayanacaksınız diyor. Hepiniz komünist olun diyor. Haklı olarak. Birazdan Yunan'da da aynı şeyi yapacağız. Daha hızlı komünizm buffla. Sonra hemen Yunanistan ve diğerine de gideceğiz. Yunan ve Macar'a da gideceğiz. Mesela birazcık daha ajanım olsaydı, ya ikinci bir ajanım olsaydı bir Become Spy Master'ı alabilirim bu arada. Aynen. Ama gelmedi hiçbir şey. Bir kişi bile açmadı ki. Açsa. Bir ajan daha gelse iyi olabilir aslında. Bayağı yok yok şu an düşündüm. Bayağı iyi olabilir. Evet.
Bayağı iyi olabilir dosa. Hala weak diyor. Uyarıyor seni abi, uyarıyor. Öyle bir anda açma diyor. Mesela şu an birazcık daha ılımlı olması lazım ama weak diyor. Bekle, strong'a kadar bekle abi. İşin yok, bekle. Bu arada DLC ile alakalı değil, Death or Dishonored DLC ile tekrardan onu söyleyeyim. Patch ile geldi ama. İkisini aynı anda çıkarmayacaklarını bekleyemezdim ama geldi yani. Şaka maka. Valla ben beklemezdim. Ne yalan söyleyeyim. Nerede o müzik ya? Tekrardan aynı şeyi yapabilirsin. Ama hala daha big diyor. Bekle. Dinle. Decision'ı dinle. %53. Belki hiç savaşmaya gerek olmaz. Referandumda geçer. Aklı varsa. Yoksa darbe yapacağız ona. Evet. Very strong. Bak. Very strong'u gördün mü? Bas. Bas. Direkt bas. Hiçbir ordu seçeneği kalmıyor. Bakma. Burayı geç. Hemen. Kim? Romanya'yı gözünü kestirdim. Gel bakalım diyorsun. Hemen silahlandırıyorsun. Basıyorsun. Bak %2 artışa bak, görüyor musun? 60-60 buff'luyor canavar. 1 mi buff'ladı o, bana mı öyle geldi? Yok canım, 1 değildi. 1 olsa duramazsın. Tapık gibi kriptoloji çalıştırıyorum. Ya Türkiye ya. Bak rahat rahat iç savaşı kazanıyor bizim taraf. Aradaki farkı söyleyeyim ben size. Tabii iki division'ı var. Adamın iki division'ı var. Benim ise daha çok, çok daha fazla. Ya benim demişim. Diğer adamın ise çok daha fazla. Tutamayacaksın. Ateşe atıp görebilir miyim ya? Çok merak ettim. Bir de garnizon tutuyor. Non-aggression pack de atabilirsin, sizi sınırınızdan ordu çeksin diye. Rahatça bitirsin iç savaşın diye. Athena'ya girdi. Buraları da alıyor. İki, üç, dört, beş. Bir tane daha mı lazım? Al bir de defansı var. Evet, burada yavaştan komünizm buff'layabilirim. Romanya'da mesela şu an hazır değil. Az önce %2 idi. %24. Dediğim gibi option olarak %20'den sonra direktman vurabiliyorsunuz. Tabi dünya tansiyonuna dolaydan bir etkisi var mı bilemedim. Ya iç savaş bunlar. İtecek. Orayı da itecek. Gördüğünüz gibi. Bu da bittikten sonra Invade Greek. Güzel. Biz zaten burayla işiniz bitmişti. Hemen Yunanistan'a döndük. Diğerine döndük. Gel bakalım. Propaganda advisor'ımızla da ideoloji bufflayacağız. Komünizmi de bununla bufflayabilirsin abi. Hayda. Sınır devriyesine mi yakalandı bizimkiler? Şaka mı bu ya? Gerçekten şu an iyi oldu. Kurtar bari bizim çocuğu. Bizim diğer çocuklar da ajanlık kaçarsa mantıklı olabilir bu arada ajanlık. Şaka değil. Bunlar da hızlıca komünist olacak. Hepinizi komünist yapacağım. Hepinizi. Final boss olarak da Türkiye'ye geliyor. Devam. En az Bulgaristan kadar güçlü. Çünkü hani kendi ideolojisini bu kadar dayatması inanılmaz güçlü bir şey.
Hani ben neysem siz de olsunuz diyor Yugoslavya. Türkiye dahil. Devam. Artı 60 bufflamaya devam. Yakında sen de komünistsin. You are socialist now. Özellikle Bulgaristan'da biraz sıkıntı yaşadık ama o da kendi otoriter olayı yüzünden. Ama mesela bir Romanya'da bunu asla yaşamayacağız. Daha hızlı olacak. Aynı Yunanistan gibi daha kısa sürecek. Biraz zamana ihtiyacı var. Nazik davranmalı. Ha, Fekin elinizden gidebilir bu arada. Yani güçlü ülkeler katıldığı zaman gidebilir. Mesela bizden kim alabilir? Yunanistan alabilir. Keyifsiz. Ver abi bir kere daha buff'la. Ver ver. Bir propaganda daha yap ona. Öyle bir anda gelmesin. İşin garibi de sürekli aynı şeyi yapabiliyorsunuz. Yani oyun oynatmıyorsun. Sen Roma şey Bulgar aldığın vakit şey Bulgar Yugoslavya aldığın vakit bunları oyun oynatmayabilirsin. İç savaşın bitti mi? Al bakayım bir kere daha ya. Gibi. Ama onu fixerler. Ya da tek sefere mahsus muydu? Şimdi ondan da emin olamadım. Bir denersiniz. Bak %100 şey komünist. You are socialist now. Şey olmam yok mu peki? Ne der ona? Bir anda şey olmam. Ya da faşist olup hepimizin kafasını karıştırmam. Tık 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 tık. Bunlara bakarsınız dediğim gibi. Hangisi hoşunuza giderse, ne basacaksanız. Option olarak var. Bizi ilgilendiren kısım bu. Bu arada hakikaten bir ajanlık açılırmış. Ben trollüğüne söylemiştim ama yani şu an görüyorum ki açılabilirmiş. Bir yandan da komünizm hafla abi. Türkiye'ye yavaştan giriş yapalım. Militanları da silahlandır abicim. Very strong diyor. Bak ne kadar da? %50. Gönder abicim. Çıksınlar. Hop. Ufak çıkıyorlar. Korkmayın. Ama bütün ordu onların elinde. Bak. Adamın 2 ile 7, bunun 11 ile 44. Ben gene buna bakmıyorum. Hemen Macaristan'a gidiyorum. Macaristan'da propagandamı yapıyorum. Komünizm bafluyorum. Yandan da Türkiye ajanlık yapıyorum. Şu an ya da artmıyor ne yazık. Günlük 0-1 artıyor. Intel'imiz zayıf ya. Daha yayılamadık. Gelecek, gelecek. Türkiye'ye de komünizm gelecek. Devam. Keyifli. Evet. Sen de artık bir sosyalistsin diyebilir miyiz? Buyur. Sovyetlerle aranız kötü değil ama iyi de değil. Onu da söyleyeyim. Komitene girmediğiniz için biraz keyifsiz kendisi. Arnavut'u kesin kaptırırsınız bu arada ya. Biz hileyle yetişemiyoruz. Çok sağ. Hiç uğraşmayın. Evet, sen de galiba artık bir sosyalistsin. Final boss olarak Türkiye'ye gelecek. Evet, yavaş yavaş artıyor. Daha çok geriye yayıldığımız zaman daha az artacak. Bak burada da elle manuel TKP'yi yükseltiyorsun. Ve gerçekten de 2. Dünya Savaşı başlamadan sen bu faction'ı alıp Alman'a girebilirsin. Erken bir Dünya Savaşı'nı bitirebilirsin. Tabi Arnavutluk gitmese o sadece keyifsiz tarafı o.
Ama buradaki bütün bu güçlü ülkeleri yanına almak çok güçlü bir yol açıyor sana. SFR Yugoslavya. Tekrar propaganda yap. Yap yap abi, sen komünist olmamışsın. Ha bu arada bu arkadaşın petrol kaynaklarını bitiriyorsunuz. Çünkü petrol Romanya'da var. Ve az bir şey sizde. Ve az bir şey Türkiye'de. Türkiye'de dedim Asya yani şeyde. Ve bu arkadaş hiçbirinden alamıyor. Sadece Venezuela'dan alır. 64 petrolde aksi yeter mi? Yettiği kadar. Yetmediği kadar. Güzel bir kelime oyunu da yaptık. Ajanlarımız da ufak ufak çalışıyor. Bilmiyorum bu yola girer misiniz ama daha hızlı yapmak için olabilir. Ve gittiğiniz yoldan mıdır nedir ben de anlamadım. Türkiye non-element gitmesine rağmen İsmet İnönü gelmedi. İnanılmaz. Kazım Orbay geliyor. Muhtemelen gittiğimiz yolla alakalı. Garip ama. Çünkü Atatürk de erken vefat etti. Garip, çok garip. Türkiye'yi bir anda dönüştürüyorsunuz. O çok komik oluyor. Bak, mutlu. Bak, mutlu. Bak, çok daha mutlu. Bak, keyifli. Aynı portre. Ama en çok da bu keyifli. Balkanlara sosyalizmi nasıl yaydım diye bakıyor böyle. Biz de keyifsiz bakıyoruz. Tito. Araştırın. Evet, senle birazcık sosyalizm bitmiş galiba. Çok OP değil mi? 20-20 buff'lı. Bak bu levelde. Arnavutluğu keşke yetiştirebilsek ya. Keşke imkan olsa da yetiştirebilsek. Yetişmiyor mu? Macaristan tekrardan şey yap, etkile. %43. Yani elinizi sıcak sudan soğuk suya soktırtmıyorlar diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Weak diyor, bekleyin. %50'ye gelince strong demeye başlıyor. Ya şu an çıkartırsam çok vasat bir isyan çıkacak diyor. Kaybeder mi diyor? Hayır. Kaybetmez belki ama kazanmaz da diyor. Evet, Türkiye'de bu arada 0.8 de ajan buff'lu. İyiymiş be. Vallahi iyiymiş. Bayağı iyiymiş. Diğer ajanda var. Daha az buff'la. Keyifli be. Double SPR değil mi? Evet, ne durumdasın? Weak'tesin. Abi Arnavutluğu alma ya. Hiç oldum şu an. Evet. Militaları silahlandıralım. Very strong çıkacaksın. Güle güle. Buyurun seni de alalım. Ha bitmemiş için. Türkiye herhangi bir option çıkmadı daha çıkacak. Çünkü oyun sonu canavar. Evet. İç savaş bile göremedik bile hani. Şükür. Bitirdiğiniz anda Türkiye üzerinde bir operasyona gireceksiniz. Yine aynı şekilde militanları silahlandır. Bakalım Türkiye kaç kaç vereceğiz. Abi 70 veriyor. Gerçekten 70'e yakın veriyor. İnanılmaz. Invite'de Türkiye'ye gideceğiz. Arnavutluğumu sal ya. Vallahi Arnavutluğumu sal. İtalya. İtalya. Vallahi sal, ayıp ediyorum. Türkiye'de de iç savaş çıkartabilirsiniz. Ve Türkiye'de de çok hızlı yayılıyor. Bayağı hızlı yayılıyor. Bekliyoruz.
Bununla eğer non-aggression pact'e girersek bu arada. Hani non-aggression pact'e girdiğimiz anda sınırından ordularını çekecekler muhtemelen. O da komünist, ben de komünistim. Halden anlasın. Türkiye'nin kriptosunu kırdık. Güzel. Niye kırdıysak. Spymaster. Bu arada Türkiye'de girerse ve ajanlık açarsa ondan da bir Spymaster'lık alabilirim. Kupa bakacağız. VK'yla. %30 geliyor. Greater Balkans Workers Congress. Congress. İlginç. %33. Almanlar bize baskı yapıyor. Abi İtalya'ya bak bir masadan eksiliyor dostlar. Gördün mü? Gitti. Aldı herif. Soraydın bize. Bir faction'ımız vardı bizim hani. Yediler bizim İtalya'yı. Yediler şey Albanya'yı. Niye öyle diyorsun beyefendi? Niye yedin? İşin kötü tarafı gitmeniz de gerekiyor. Yani Arnavutluğu kesin almanız lazım. Adam kurucu üyeydi be. Öyle huh diye yemeği yedin iyiydi. 3 buff. Pan-Slavic Propaganda, Armored Community Militants ve Halk isyancıları. Ama her türlü çok hızlı dönüşüyor. Her türlü. Canavar, canavar, canavar. Tek biraz kaldı. Hala birlikte. Belirli bir orana geldiği zaman aynı şeyi Türkiye'de yapacağız. Artık bu final boss. Şunu da alayım bari. Aynen. Güzel. Buff'layabilir miyim tekrar? VK'yla. Peki. Kendiliğinden de geçebilir bu arada. %60'a geldikten sonra event giriyor sürekli ona. Komünizse mi geçsek? Bak bufflanıyoruz diyor. Dünya Savaşı başlayacak. Size savaş açana kadar yetiştirirsiniz bu arada, merak etmeyin. Bizim sadece sizden hileli 6 ay önünüzdeyiz. 6 ay ya da 8 ay. Fokus süresi olan. Yani şu an hile dışında başka bir şey yaptım mı? Advisor almadım sadece. Tekrar bir propaganda yapacağız. Gördüğünüz gibi iki propaganda bir silahlandırmaya, hatta belki iki silahlandırmaya çözüyorsunuz işi. Ya önceden ajanladığımız için daha da iyi oldu. Çok iyi buff'lıyorlar bu arada. Birisi 8 buff'lıyor, birisi 4 buff'lıyor. İyisiniz. Bunların yanı sıra ben de ajanda buff'lıyorum ya. Hala weak diyor. İşin garip, bayağı garip bir tarafı. Ben şunu merak ettim. Atatürk'ün mirasına şu an sahip çıkıyor. Acaba ben bunu komüniste çevirdiğim vakit ne olacak darbeyle? Bakalım, görelim. %55 hala daha büyük değil. Bekleyelim. %61 silah basmışız. Alman be, bugünleri de mi görecektim? Evet, tekrardan militanları silahlandır. Evet, very strong. Biraz daha bekleyebilirsiniz, sorun değil. Birazcık daha artabilir. Zaten varlık vergisine gidince inanç vergisi değil miydi o ya?
Varlık vergisi. Varlık vergisi gidince daha da şey olacak. Düşecek stabilitesi. Şu an Türkiye'nin stabilitesini canına okumuşuzdur diyecektim, okuduk. Evet, gel bakalım. Türkiye'de de bir iç savaş. Yine çok çok kolay bir savaş olacak. Birlik sayılarını görelim. 4'e 6, 10, 12'ye 49 arası. Atatürk'ün mirasına sahip çıkmış gözüküyor burada. İnanılmaz. Yani bunun al, diğerinin aldığı bütün buff'ları bu da alıyor. İyi. Ajanımızı aldı. Yine kolay bir savaş olacak. Kolaydan kastım çok fazla division'ı bizim tarafımıza veriyor. Oh. İstanbul düştü. Türkiye'de düştü. Türkiye'de fokustan alıyorsunuz. Evet. SVR dediğimiz olay aynen böyle dostlar. Nasıl? Darbeci bir hükümetsiniz ve zorla adamları peşinize alıyorsunuz. İstiyorsa gelmesin. Ben bir şeyi merak ediyorum ya. Olabilir, bir şey vardı sanki bunda ya. Annex'te. Görmek istiyorum. Albanya'yı kurtarırsak ne olur, onu görmek istiyorum. Ekstra bir option açılır mı? Açılmadı. Yani ekstradan kurulabilir bir ülke tarzı değil. Aynı Bulgaristan'da olduğu gibi değil. Esfiyer'in olayı. Bir de savaş durumunda nasıl işler çıkartıyorlar onu görelim. Benim 8 tane nazik division'ımla beraber Alman bana şu an gülüyor. Ne yapıyor bu deli diye. Ama ne kadar dirençli savaşıyorlar bir görmek istiyorum. Kapture eder bir orada bizi. Çok rahat eder. Ama bir savaş açtık bakalım bizim yanımıza gelecekler mi? Cepheye gelecekler mi? Bu önemli. Alman geldi. Saygıdeğer müttefiklerim, Türkiye. Faction'da biraz bir arıza var galiba, bir saniye. Türkiye. Vay be. Türkiye Bey, cepheye gelir misiniz? Bekleniyorsunuz. Abi Alman'ın illa bizim sınırımıza dayanması mı lazım gelmeniz için Türkiye? Savaşa ne tepki veriyorlar onu görmem lazım. Hani faction aldık da neye yarayacak diye. Ekstra kurulabilir bir şey olsaydı çok daha iyi olabilirdi bu arada. Kesinlikle çok daha iyi olabilirdi. Ya Bulgaristan gibi olmasa da en azından belki 3-5 bir şey daha. Niye garnizon support vermiyor? Sen veriyor musun? Sen ver. Bulgaristan hiç değil. Yok. Hiçbiri vermeyecek. Bakalım savaşa nasıl tepki verecekler. Ama çok güzel bir görüntüsü yok mu? Action'ın. Ne kadar güçlü bir değerlendirelim. Asıl olayı Balkanlarda hiçbir şekilde şey kuramıyorlar. Üstünü kuramıyorlar. Siz daha üstünsünüz. Bu arada bizim kağıt piyademiz bakalım ne yapacak. Türkiye. Haydi cepheye aslanlar.
Öyle dümdüz anam babam usulü askerle saldırıyorum ve intihar oluyor. Evet, cepheye geliyor. Kısmet. Kısmet. Yani bir şekilde Fransa düşmeden hani Alman ve İtalya'ya girerseniz bir şansınız var. Yok diyemeyeceğim ama gene de çok da ümitlenmeyin yani. En büyük şansınız muhtemelen Sovyet'le Alman savaştığı vakit Alman'ı arkalayıp D-Day'i beklemek olabilir. Ama öyle aman aman da bir şey beklemeyin. SVR bozuk çağırdır. Komşularını etkilediği ve darbeci hükümet olduğu için. Bugün sizlere yeni gelen güncellemeyle vardı yani ihtiyaç çıktığında da geldi. Yeni gelen yama ile SVR'ı göstermek istedik. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada burada çok güzel telef oluyoruz. Almanya'da vuruyoruz aslında biraz ama çok az, çok az. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın.